Merhaba korku severler. Ben Vesvese. En güzel korku hikayeleri için kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Seslendirmemi istediğiniz hikayeleri açıklama kısmındaki iletişim adreslerinden ulaştırabilirsiniz. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Korkulu dinlemeler. İsmim Figen. Çocukluğumda başlamıştı aslında her şey. Evimizin uzun koridorunda yürürken bir korku olurdu içimde. Sebebini bilmezdim. Henüz 5-6 yaşlarındaydım bunlar başladığında. Bir yaz akşamı saat 8 civarıydı. Arkadaşlarımla oyun oynadığım için dışarıdan henüz yeni gelmiştim ve o açlıkla oturma odasının önünden mutfağa koştum. Elime bir parça ekmek aldım. Yerken arkamı döndüm. O an lokma ağzımda kaldı. Simsiyah uzun bir şey geçti mutfağın kapısının önünden. İlk kez böyle bir şeyle karşılaşıyordum. Çocuk sayılırdım henüz. O şaşkınlık ve korkuyla içeri gittim. Belki annemle babam görmüştür diye. Baba biri mi geldi bizim eve diye sordum. Şaşırdılar. Babam hayır kızım gelmedi kimse dedi. Çocuk da olsam anlamıştım sanki kötü bir şeyler olduğunu. Hissetmiştim. Aradan birkaç gün geçti. Yine bir akşam eve geldim. Ezan yeni bitmişti. Tuvalete girerken annemlerin yatak odasında birinin uzandığını gördüm. Yorgan inip kalkıyordu. Biri var gibiydi ama kimse olamazdı. Çünkü az öncesinde annemle babamı içeride otururlarken görmüştüm. Biraz daha yaklaştım. Yine o siyah şeydi. Babama gittim koşarak ve ''Baba içeride siyah bir adam var.'' dedim ağlamaklı ve korkmuş bir sesle. Babam kalkıp baktı. Kimse yoktu. Bak kızım kimse yok dedi. Çocukken kendimi çok iyi ifade edebiliyordum. Bir yetişkin gibi cümlelerle kendimi anlatabilirdim. Ve babama dedim ki çok hızlı hareket ediyor o adam baba. Geçen akşam da öyle. Hemen siz görmeden gitti. Göremediniz dedim. Gözümden yaşlar aktı. Babam aklına kötü bir şey getirmedi sanırım ki beni hocaya götürmek gelmedi aklına. Anneme şu çocuğu bir ara okut Ümmühan ablaya dedi. Ümmühan teyze bizim komşumuz ve ağzı doğalı bir insandı. Ümmühan teyze sanırım annem durumumdan bahsedince kötü bir şeyler olduğunu anladı. Ve bana o gün İhlas, Fatiha ve Nas surelerini ezberletti. Aradan birkaç hafta geçti. Annem geceleri beni uyutup sonra yanımdan kalkar yatak odasına giderdi uyumaya. Bir gece aniden uyandım içimde bir korkuyla. Normalde uykularım kesintisizdi o zamana dek. Ayrıca uyanmam için herhangi bir sebep de yoktu. Gözümü açtım annem yanımda yoktu. Karşı duvara gözüm çarptı. O siyah şey karşımda dikiliyordu. Gözlerinin içi kor ateş gibi beni izliyordu. Önce korkudan bağıramadım. Kısık sesle anne diye seslendim birkaç kez. Annem de babam da duymadılar tabii beni. Ağlamaya başladım anne diye ardarda arda bağırdım birkaç kez. Yine duymadılar. Korkuyla kafamı yorganın altına soktum. Ümmühan teyzenin ezberlettiği sureleri okudum. Ağlamam hala durmamıştı tabii. Ama o şekilde uyuyakalmıştım. Ertesi akşam annem, babam ve ben otururken anneme önceki gece olanları anlattım. Bu gece gitme anne ne olur. Ya yine gelirse dedim. Tamam dedi annem. Ama tabii bilemedim beni yine uyutup gideceğini. Gece yine korkuyla uyandım. Babam anlattıklarımdan dolayı tedirgin uyumuş sanırım. Onu gördüm ve yine bağırmaya başladım. Anne diye. Annemin uykusu ağırdır. Duymadı beni. Babam geldi. Ne oldu kızım diye sordu. Baba o adam geldi yine. Siz olmayınca geliyor hep dedim. Bunları anlatırken de ağlıyordum tabii yine. Babam tamam korkma kızım ben varım dedi beni alıp yatak odasına götürdü orada uyuduk üçümüz o günden sonra baktı ki babam ben her gece çığlık atıyorum artık beni yanında uyutmaya karar verdi bu arada şu an düşünüyorum da nedense ne annemin ne de babamın aklına beni bir hocaya götürmek falan gelmedi belki onlar da etki altındaydı bilemiyorum hayal ürünü olarak görüyorlardı sanırım o siyah şeyi her neyse babamla uyumaya başladığımda artık korkarak uyumuyordum o siyah şey artık görünmüyordu. Utanarak söylüyorum, lise birinci sınıfın sonuna kadar bu korkularımdan dolayı babamla uyudum ben. En son teyzem falan şehir dışından benimle konuşmaya gelmişti. Babamdan ayrı uyuma konusunda ikna olmam için. Zor da olsa ayrı uyumaya başladım ondan sonra babamdan. Her şey artık normal gibiydi. Sonra yanıldığımı anladım tabii. Lisedeydim artık. İdeallerim vardı çok çalışıp doktor ya da mühendis olmayı istiyordum. Sınıfta her şey mükemmelken, sınavlarda bir şekilde nasıl oluyorsa anormal düşük puanlar alıyordum. Bu böyle devam etti senelerce. Üniversiteye geç başlamak zorunda kaldım. Çünkü nedense hep kötü sonuçlar alıyordum. Benimle birlikte okuldaki ve dershanedeki hocalarım da şaşırıyordu bu olaya. Nasıl bu kadar düşük olabilir her sınavım diye. Dershanede inancı güçlü bir biyoloji hocamız vardı. Fatma Hoca. Bir gün dayanamayıp geldi yanıma. Sendeki bu kötü enerji nedir diye sordu. Ben ağlamaya başladım. Hocam bir yandan başıma masaj yapıp bir yandan dua okuyordu. Biraz zaman geçti aradan. Az da olsa rahatladım. Böyle böyle bir şekilde 5. sınavda girdim üniversiteye. Kısmet böyleymiş demek ki. Başarılı olmak çok çalışmakta yetmiyormuş diye avuttum kendimi. O çok istediğim üniversiteyi kazanmıştım artık. Bundan sonra her şey çok daha güzel olacak dedim ve dereceyle girmiştim okula da. İlk yıl kimseyi tanımadığım için yurtta kaldım. Oldukça uyumlu davranmama rağmen çevremdeki insanlar benimle geçinmemek için her şeyi yapıyorlardı sanki. Yine derslerimi iyi derken sınavlarda bocalamaya başladım. Bu esnada okulun üçüncü ayıydı ve ben üç tane oda değiştirmek zorunda kalmıştım yurtta. Birinci dönemin ortalarındaydık. Anlam veremediğim bir kasvet ve korku vardı içimde her gün. Bir akşam aceleyle okula yetişmeye çalışıyordum. Nur yüzlü bir teyze geldi yanıma bir türbenin yanında. Kızım ben ilçeye gideceğim. İki lira eksik bana verir misin dedi. Normalde dilencilere asla para vermem. Ama o kadın farklıydı öyle hissettim. Tabii deyip beş lira vardı cüzdanımda. Sadece onu uzattım. Dedi ki teyze bunu bozduralım sen üstüne al öyle git. Olsun teyzeciğim, yolda lazım olur, sen al, zaten çok bir şey değil dedim. Bu olay 2010'da oldu tabii. Teyze bana, Allah senden razı olsun yavrum dedi. Cümlemizden dedim. Biraz ilerledikten sonra arkama baktım. Kalabalıktı ama teyzeyi yine de ayırt edebilirdim. O kadar hızlı da yürüyemezdi ama yoktu ortalarda. Neyse görememişimdir dedim kendi kendime. Perşembe akşamıydı, yurda döndüm, yattım. Cuma vaktine yakın bir rüyayla uyandım. Rüyamda tanımadığım ve yüzlerini hatırlamadığım iki tane kadın gördüm. Beyaz giyimliydiler. Sağ tarafımdan yeşil kaplı bir Kur'an uzattılar. Kur'anın sayfaları arasında ışık yayılıyordu etrafa. Kur'an'da Nas suresinin olduğu sayfa çıktı ve hafızamın kuvvetli olmasına rağmen ilginç bir şekilde Nas suresini ezberleyemiyordum çocukluğumdan beri. Oku dediler, okudum. Kur'an'ı kapatıp yüzüme baktı kadınlardan biri. Şimdi birlikte okuyalım dedi. Okuduk. Sonra bana hadi şimdi sen tek başına oku dedi. Okuyamam ki ben bunu. Ezberleyemiyorum dedim. Güldü. Elini sağ yanağıma koyup yüzümü okşadı. Okuyacaksın. Başla dedi. Okudum ve o kadar sevinmiştim ki tekrar güldü bana. Bak artık ezberledin dedi. O sıra Cuma selasıyla uykudan uyandım. Karşı ranzada Ayşe vardı. Ayşe uyan diye seslendim. Ne oldu dedi. Nas suresini biliyor musun dedim. Biliyorum dedi. Beni takip et dedim ve sureyi okudum. Doğru mu diye sordum. Doğru dedi. Ne oldu ki diye sordu. Olanları anlattım. O da çok şaşırdı. Aradan birkaç hafta geçti. Birinci dönemin sonu gelmişti. Artık herkesin sınavı bitmiş, ve memleketine gitmişti yarı yıl tatili için. Benim son bir sınavım vardı, onu bekliyordum. Yurdun en üst katındaydım ve katta yalnız kalmıştım. Son sınava girip ertesi gün memlekete gitmek üzere yurda geldim. Yapacak bir şey yok dertesi gün sabaha kadar. Yatağıma girip biraz uzanayım dedim. Aradan bir iki dakika geçti. Yatağın karşısında bir şey belirdi. İki metre kadar uzundu. Şeffaf, gri duman gibi bir şey karşımda duruyordu. Ne oluyor dedim seslice. Kafamı kaldırıp baktım. Hiç tepki vermeden duruyordu. Kimsin sen diye bağırdım. Bir metreye kadar yaklaştı yatağıma. Bismillah deyip yere atladım üst ranzadan. Aynı anda kayboldu. Bu tür şeylerden korkardım. Ama o an nasıl cesaret ve soğukkanlılık geldi Allah tarafından anlatamam. Ertesi gün memlekete gittim. İki hafta sonra tatili bitti. Yine rutin okul ve yurt hayatı başladı. Bazı akşamlar kızlarla film izler, kahve falan içerdik. Yakın bir arkadaşım vardı Cemre diye. Bana fal bak diye tutturdu. Hiç sevmezdim ama istemeyerek baktım. Fal bakarken başımda şiddetli bir sıkışma olurdu ve geçmezdi saatlerce. Zaten gün içinde de baş ağrımı olmadan bir iki saatim ancak olurdu. Sağlıklı bir kafayla yaşamayı unutmuş, artık o ağrıya alışmıştım. Fal bakmaya başlayalı da Henüz bir yıl falan olmuştu. Üniversiteye hazırlanırken bir işe gidiyordum. Orada Eylem abla vardı. O demişti sen çok güzel fal bakarsın diye. Beni o alıştırdı zorla. Sürekli fal baktırmaya başladı bana iş yerinde. Her neyse. Ben Cemre'nin fincanını aldım. Bir yaşlı kadın cenazesi gördüm. Söylemek istemedim. Fincanı bırakıp git bunu yıka dedim. Ne oldu ne var diye fincanın kulpundan tutmuş bakıyordu bir yandan hani ne var demeye devam ediyordu. Öyle dedikçe başım daha çok sıkışarak ağrıyordu. Cemre bırak fincanı diye sesimi yükselttim. Dediğim anda fincan patlayarak dağıldı. Sadece kulpu kaldı Cemre'nin elinde. Odadaki herkes şaşırmış şekilde birbirine bakıyordu. Cemre de bana. Sana bırak demiştim dedim Cemre'ye. Herkes o gece abdest alıp Kur'an falan okuyup yattı. Ben tabii yine ensemde nefes hissediyordum. Ve başarılarıyla uğraşıyordum. Birkaç ay geçti aradan. Yurttan ayrılıp Tuğba diye birinin yanında eve yerleştim. Tuğba abla benden altı yaş büyüktü. Fal mevzusu açıldı bir akşam. Baksana falıma dedi. Sonra çalıştığı yerdeki arkadaşlarına söylemiş. Onlar da bize geliyorlardı. Bana fal baktırmaya. Bundan çok rahatsızdım. Bir akşam Tuğba abla, yarın kızlar gelecek fal baktırmaya dedi yine. Abla ben bakmak istemiyorum. Hem çok büyük günah, şirk bu. Hem de geceleri rahat vermiyorlar dedim. Kim rahat vermiyor dedi. Abla kim olacak? Cin işi fal. Tabii ki cinler rahat vermiyor dedim. Saçmalama, ne cini dedi. Niye abla? İnanmıyor musun dedim. Ben görmediğim şeye inanmam, öyle bir şey yok dedi. Abla Kur'an'da var ama dedim. Ben Kur'an'a da inanmıyorum dedi. Nasıl abla? Allah indirmiş o kitabı dedim. Hani nerede Allah göstersene dedi. Abla deme öyle fizik okuyorsun o kadar bilimsel kanıtın içerisinde hala nasıl görmezlikten geliyorsun Yaradan'ı dedim. Onlar doğal işte iş diye cevap verdi. Anlaşılan ben ne söylersem söyleyeyim fark etmeyecekti. Ne diyeyim abla dedim ve sustum. O gece arkadaşlarıma gidecektim ders çalışmak için. İki gün sonra sınavımız vardı. Gece saat üçe geliyordu. Biz ders çalışıyorduk. Baktım Tuğba abla arıyor, şaşırdım. Sabah erkenden işe giderdi. Uyanmazdı. Uyansa da aramazdı. Açtım telefonu. Efendim abla dedim. Figen eve gel lütfen çabuk dedi. Ağlıyordu. Ben de abla ne oldu diye sordum. Yatağımın etrafında ateş çemberi var. Çıkamıyorum. Yanıyor. Karşımdaki camda simsiyah uzun bir şey var. Kurtar beni dedi. Telefonu kapatıp hemen bir taksi bulup gittim eve. Koşarak girdim içeri. Kapıyı açmamla bir yanık kokusu aldım. Evin her yerine sinmişti. Hemen Tuğba ablanın odasına girdim abla diye bağırarak. İçerisi daha yoğun yanık kokuyordu. Kalktı hemen bana sarıldı ağlayarak. İyi misin abla? Yanan bir yer yok etrafta dedim. Bir siyah adam gölgesi düştü cama. Sonra gelip yatan etrafını tek seferde ateş çemberine aldı. Çok korkunçtu. Gitmedi sen gelene kadar dedi. Abla sen neden akşam inanmıyorum dedin? Sen inanmıyorsun diye onlar yok olamaz ki. Hırs yapıp gösterdiler işte sana kendilerini dedim. Sonra bana sen ne okuyorsun korkunca diye sordu. Besmele çekerim, Nas suresini ve ayetel Kürsüyü okurum dedim. Ben hiçbirini bilmiyorum ki. Besmele nasıl çekilir bana öğretir misin dedi. Bir kağıda yazdım, eline verdim. Bunları oku diye Abla abdest al istersen tekrar yatmadan. Rahat edemezsin yoksa artık dedim. Abdest nasıl alınıyor diye sordu. Üzüldüm böyle deyince. Zira annesi beş vakit namaz kılıyordu. Onu da anlattım. Aradan birkaç gün geçti. Tuğba abla izin alıp memlekete gitmişti. Akşam okuldan geldim. Üstümü çıkarıp mutfağa geçip bir bardak su içtim. Bardağı tezgahın üzerine bıraktım. Bardak yerinden kaydı alıp tekrar yerine koydum. Yine kaydı. Anladım onların oyunu olduğunu. Bardağı tutup lavaboya fırlattım, kırıldı. Aynı anda bütün çekmeceler ve dolap kapakları açıldı. Ürktüm. Banyoya gidip abdest aldım. Her günüm daha şiddetli baş ağrılarıyla geçiyordu. Öyle bir ağrı ki beyniniz ağır geliyor kendinize. Ağrı kesici veya migren ilaçları fayda etmiyor. Birkaç ay geçti aradan. Tuğba abla Sivas'ı terk etmişti. Ben de başka eve taşınmıştım. Oradaki iki ev arkadaşımdan birisi de fal bakıyordu. Yanımda fal bakıldığı zaman başım çok kötü ağrıyor ve o gece rahat yatamıyordum. Bir gün dedim ki arkadaşıma, Melike sen nasıl rahat uyuyorsun? Ben fal baktığım zaman geceleri uyuyamıyorum. O da bende bir şey olmuyor vallahi dedi. Benim tövbe ettiğimi biliyordu. Bir akşam arkadaşlarını getirmişti. Çocuklar ısrar ettiler fal bak diye. Ben bakmam diye direndim. Melike de üstüme geldi. Ya bak işte hiç mi yok falan dedi. Neyse birine baktım. Diğer arkadaşına gelince başım iyice ağrımaya başladı. İkinci fincanı yarıda bıraktım. Devam edemedim. Başım çok ağrıyor bakamayacağım dedim yattım. Üçümüzün odası yan yanaydı. Gece kapım çalındı. Gel dedim. Melike girdi içeri. Ben zaten başımdaki hışırtı sesleri ve ensemde hissettiğim nefesle zor uyumuştum. Sinirlendim biraz geldiğine ama uykumun hassas olduğunu biliyordu ve beni basit bir şey için uyandırmayacağını düşündüm. Ne oldu diye sordum. Başımda sürekli hışırtı var, kağıt sesi gibi. Ensemde nefes hissediyorum. Çok korktum, seninle uyuyabilir miyim dedi. Ben de öyleydim, zor uyudum. Sana demiştim bana fal baktırma diye dedim ve uyuduk. Daha sonra aradan hikaye geçti. Biz diğer ev arkadaşımla ikimiz ayrı bir eve çıktık. Melike ile anlaşamamıştık. Bazen ev arkadaşım arkadaşlarında kalırdı. Ben evde yalnız kalırdım. Daha da zayıflamıştım psikolojik olarak. Bir gece yine evde yalnızdım. Bilgisayardan film açtım. Başucumdaki masaya da gece içerim diye bir bardak su koydum. Tam dalarken bardak devrildi kendiliğinden. Her yer su oldu artık eskisi kadar ürpermiyordum. Kalkıp suyu temizleyip besmele çekip yattım. Artık hemen her gece o nefesi ensemde hissederek uyuyordum. Bir iki hafta daha geçti aradan. O ev arkadaşımla da bir şekilde yollarımızı ayırdık. Geçici olarak yaz okulu için bir arkadaşımda kalıyordum. Onlar Sivaslıydı. Ailesiyle yaşıyordu. Bir akşam ailesi dışarı çıktı. Biz de çay demleyip diğer arkadaşları çağırdık. Akşam saat ilerledi. Konu korkunç ve ilginç olaylara geldi. Herkes bir şeyler anlatıyordu. Bana da senin yok mu değişik anıların anlatsana dediler. Boş verin benimkini anlatmakla bitmez dedim. Az çok biliyorlardı durumumu. Kız yoksa cinlerin mi var dedi biri. Onu der demez tıpalı kapağı olan bir sürahi vardı tezgahın üzerinde. Tıpası kendiliğinden çıkıp yukarıdaki mutfak dolabına çarpıp yere düştü. O sırada ne oluyor Figen dediler. Ben iyi değilim bu konularda pek. Siz de dua edin bana. Kendinizi de okuyun dedim. O gece öyle bitti. Ramazan ayına girdik birkaç gün sonra. Ramazanın üçüncü günü sahur yaptıktan bir saat kadar sonra arkadaşlarım beni uyandırdı. Uyanıp hayırdır bu saatte dedim. Neden yanıma gelip oturdun? Ne oldu dedim gittin. Bir şey mi var dedi. Ben gelmedim saçmalama dedim. O da anladı bir terslik olduğunu. Yaz okulu bitti. Tatil için memlekete gittim. Döndüğümde yeni bir ev tuttum ve yeni bir ev arkadaşım vardı. Adı Esra. Her şey normal gibiydi. Esra erkenden yatardı. Ben de önceki senelerde yaşadığım olaylardan dolayı okula adapte olamadığım için sabah ezanına kadar ders çalışırdım. Yine sınav sonuçlarım kötü gelmeye başlamıştı. Onca çalışmaya rağmen nasıl böyle oluyordu anlayamıyordum. Bu esnada gönül ilişkilerim de hiç yolunda gitmiyordu tabi. Bir gün çok iyi olduğum bir dersin sınavı açıklandı. Benim ders anlattığım herkes benden yüksek ve geçer notlar alırken benim notlarım yerlerde sünnüyordu. Hocalar, sınıf arkadaşlarım, herkes şaşırıyordu bu duruma. Hayatımda her şey tersti. Sınav dünyası diyordum. Bir sonraki eğitim yılı başladı. Esra yurda çıkmış, onun yerine sınıf arkadaşım Yeliz taşınmıştı yanıma. Aradan bir ay kadar geçti. Biz evi değiştirecektik. Kış aylarıydı. Doğal gaz aboneliğini yeni eve açtırmak için kapattırdık. Üşüdüğümüz için de başkalarında kalıyorduk. Yeliz başka bir yerde. Ben de jandarma subay ve az subay olan arkadaşlarımın evinde kalıyordum. Hepsi kardeşim gibiydi. Onların oturduğu apartmanın en üst katında da erkek arkadaşım oturuyordu. O da jandarmaydı. Arkadaşlardı bizimkilerle zaten. Benim jandarmadaki arkadaşlarımdan birinin adı Muhammed'di. Her akşam film izlerdik Muhammed, İsmail ve ben. Bir akşam hadi korku film izleyelim dedi İsmail. Muhammed de ben izlemem abi siz izleyin. Figen geldiğinden beri evde gölgeler geziyor. Hiç fark etmedin mi? Ben korkuyorum artık dedi. İsmail ne olduğunu sorunca Muhammed devam etti. Biz dün akşam film izlerken hızla siyah bir şey geçti banyoyu doğru aldırmadım hayaldir diye ama sonra birkaç kez daha geçti dedi. İsmail o kadar korkmazdı. Biz yine oturduk İsmaille film izliyorduk. Telefon çaldı saat gece 12 gibiydi. Baktım Yeliz arıyor açtım efendim dedim. Neredesin diye sordu sesi telaşlı geliyordu. İsmaillerdeydim. Ne oldu ki dedim. Şaka yapma dedi. Yapmıyorum ne oldu söyleyecek misin dedim. Ben eve geldim bir duş alıp üstümü falan değiştireyim bu gece de evde kalırım diye. Mutfaktaki kettle kendi kendine çalışıp kapandı 2-3 defa dedi. Ben de tamam korkuyor musun gelip alayım seni dedim. Gel korkuyorum çıkamam odadan dedi. Apar topar İsmail ile bize gidip Yeliz'i aldık. O sırada erkek arkadaşım geçici görev için il dışındaydı. Aradan iki gün geçti. Erkek arkadaşım da gelmişti. Biz Yeliz'le beraber erkek arkadaşımın evine geçtik. Hala taşınacağımız evin boşalmasını bekliyorduk. Yeliz'le ikimiz salonda yatacaktık. Ama henüz saat erkendi. TV'yi açıp izlemeye başladık. Olanlardan erkek arkadaşıma hiç bahsetmemiştik. Biz TV izlerken birden çığlık sesi geldi. Erkek arkadaşım bağırıyordu. Git buradan sen kimsin diye. Yeliz'le salondan çıkıp onun odasına doğru koştuk ve kapıyı açtık yastık, şarj aleti, eline geçirdiği ne varsa kapıya fırlatmıştı. Ne olduğunu sorduk. Siyah bir şey geldi. Rüya değildi, eminim. Karşıma dikildi ve figeni bırak, seni öldürürüm dedi bana, dedi. Biz birbirimize baktık Yeliz'le. Dua et yat, kapını açık bırak dedik. Salona geldik. Tekrar olanları konuştuk biraz aramızda. Sonra yattık. Birkaç gün sonra yeni evimize taşındık akşam otururken mutfaktan falan takırtılar geliyordu. Komşulardan olabilir diye çok takılmıyorduk o seslere. Ama o nefesi artık uyurken değil, banyo yaparken, otururken de hissetmeye başlamıştım. Bir akşam oturuyorduk yine. Ben odamdaydım, Yeliz de kendi odasındaydı. Mart ayıydı. Dolayısıyla soğuk olduğu için bütün camlar falan kapalıydı evde. Yeliz'in odası giriş kapısının ve salonun ortasında koridorun en başındaydı. Benimki ise en sonunda. Birden şiddetli bir şekilde bir kapı çarpma sesi geldi. Aynı anda cam kırılma sesi ve Yeliz'in çığlığı. Hemen ardından bir iki saniye sonra Yeliz seslendi Figen diye. Efendim dedim. Sen salonda değil misin dedi. Yok kapı niye çarptı diye sordum. Yeliz de ben seni salonda sanıyordum. Mutfağa çay bardağını götürüyordum. Kapının önüne çıktığımda salonun kapısı çarptı. Mutfak kapısındaki boncuklar koparak yere saçıldı. Ben de korkudan bardağı elimden düşürdüm. Kapı çarpınca beni korkutmak için şaka yapıyorsun sandım dedi. Bizim Mustafa diye bir arkadaşımız var. Onun tanıdığı hocalar var. Onu çağırıp durumu anlattık. Tabii ki Mustafa pek ciddiye almadı olayı. Siz çok cinli film izliyorsunuz. Daha az izleyin. Kapı rüzgardan çarpabilir bunlar olabilir. Neden hemen ona yoruyorsunuz ki? Dedi bize. Neyse dedik. Bekleyecektik bir süre daha mecbur. Ertesi gün bir kandil akşamıydı. Bu akşam biraz ibadet edelim dedik Yeliz'le. Ben abdest alıp elime Yasin kitabını aldım ve okumak için odama gittim. Başımda yine şiddetli bir ağrı vardı. Ve namaz kılmaya ya da Kur'an okumaya kalkıştığımda bu ağrının şiddeti artıyordu. Dedim ki kendi kendime, hadi bakalım bu akşam sen mi ben mi şeytan. Verdin baş ağrısını takmayacağım dedim ve başladım. Henüz Yasin'in ilk sayfasının yarısına gelmiştim. İlerledikçe beynim yerinden çıkacak gibiydi sanki. Birkaç ayet daha okudum ki burnumdan bir sıcaklık geldi. Yasin'in üzerine damladı. Kandı. Koşa koşa salona Yeliz'in yanına gittim. Beni bir oksana iyi değilim dedim. Yüzüme baktığı anda Yeliz sana ne oldu diye bağırdı. Ne olmuş diye sordum telaşla. Ya şu gözlerine baksan aynadan. Kan çanağı gibi. Git yüzünü bir yıka." dedi. Aynaya gittiğimde kendi gözümden korktum. Film efekti gibiydi. Sadece ortadaki kahverengi yerleri duruyordu. Beyaz yerleri kan doluydu. Aradan birkaç gün geçti. Bu esnada hep sıkıntılı rüyalar görmeye başladım. Aynı zamanda artık sabahları çıplak veya sadece iç çamaşırlarımla uyanıyordum vücudumda morluklar oluyordu. Uykum çok hassastı ama nedense bunları ne zaman yaptığımı hatırlayamıyordum. Üstelik pijamam banyoda, üstümdeki kazak balkonda, atletim çöpün kenarında falan çıkıyordu. Birkaç kez böyle oldu. Bizim ev merkezi ısıtmalıydı yani sıcak oluyordu. Acaba ben geceleri bunalmayayım diye Yeliz mi çıkarıyordu üstümü? Yeliz'e sorduğumda Hayır kanka Zaten uykun hassas, zor uyuyorsun. Ben sana yaklaşıp uyandırır mıyım hiç? dedi. Yine susmak zorunda kaldık. Tanıdığımız hoca yoktu çünkü. O gece bir rüya gördüm sabaha karşı. Küçük, beş yaşlarında, saçları küt kesim, sapsarı olan bir kız çocuğu vardı önümde. Arkasından yaklaşıp saçını sevdim. Ne tatlısın sen, adın ne senin diye sordum. Önünü bir döndü ki o güzellikten eser yok. Gözleri kocaman, kanlı ve pörtlek, ağzı neredeyse boynundan aşağıya kadar açılarak bana bağırdı. Ne dediğini anlamadım. Bir uyandım ki kanter içindeyim. Aradan iki gün geçti. Bir rüya daha gördüm. AVM gibi bir yerdeydik rüyamda. Ben arkadaşlarıma lavaboya gitmem gerektiğini söyledim. Tuvaletteki lavabolar boydan boyu aynalıydı. Arkamda uzun boylu, beyaz tenli, kara kaşlı ve kara gözlü, çok yakışıklı bir erkek belirdi. Kimsin sen? Burada ne işin var? diye sordum. Seni kimseye vermem, benim olacaksın dedi. Nasıl olduysa rüyamda onun insan olmadığını biliyordum. Ona, biz seninle olamayız, sen ateşten yaratıldın dedim. O sıra uyandım. Ertesi gün Yeliz evde yoktu. Başka bir arkadaşta kalacaktı bir hafta kadar. Çünkü evdeki tuhaf olaylardan bunalmıştı artık. O gece uyudum. Gece üstümden bir şey kayarken uyandım. Gözümü açtığımda üstümden biri yorganı çekiyordu aşağıya doğru. Tuttuğu yerleri görüyordum. Yorganı çekmeye devam ederken tuttum kendime doğru çektim bir ışımla. Çok sinirlenmiştim. Tekrar kafamı yastığa koyup bir küfür savurdum ve uyumaya devam ettim. Artık ya o ya da ben meselesine dönüşmüştü olay. Hayatımı mahvediyordu ve ben buna sinir oluyordum. O gece de öyle geçti. Ertesi gece yattım. Sabah ona doğru uyandım. Ama nasıl uyandım anlatamam. Rüya ile gerçeklik arasındaydım. Kendimi farklı bir yerde görüyorum. Ama uyanığım. Üç tane adam var rüyamda. Evde beni duvara yaslayıp tecavüz etmeye çalışıyorlar. Ben de kafamı duvara vurup kendimi öldürmeye çalışıyorum. Öleyim de bana tecavüz edemesinler diye. O sıra bağırıyorum. Allah tarafından o sıra Yeliz eve gelmiş. Hastaneye gidecekmiş. Kimliğini evde unuttuğu için onu almaya gelmiş. Odanın kapısını açtığını duydum. Figen diye bağırdı. Yeliz kurtar beni uyanamıyorum dedim. Kolumu tuttu. Aç gözünü dedi. Yapamıyorum dedim. Yeliz Allah'ım yardım et deyip Nas suresini okumaya başladı. Minel cinnetüven Nas dediği anda gözümü açtım. Nefes nefese kalmıştım. Ağlamaya başladım. Yeliz bu psikolojik falan değil yeter artık dedi. Bizim bakkal bir abimiz vardı. Tahmin ettiğim kadarıyla bir tarikate tabiydi. Ona gidip kısaca durumu anlattım. Tamam dedi. Bir hoca numarası verdi bana. O akşam Mustafa da çay içmeye geldi. Ona söyledik olanları. Dedi ki tamam ben bu hocayı tanıyorum. Babamın arkadaşı. Gidebilirsiniz. Güvenilirdir. Ertesi gün hocanın yanına gittik. Baktı. Bir on gün kadar falan dayansın demiş. O sıra cini göndermeye çalışmış. Sanırım gitmedi. Bir hafta falan geçmişti aradan. Hocadan henüz bir ses çıkmamıştı. Son iki gündür kafamı kaldıramıyordum. Gece gündüz sürekli uykum geliyordu. Yeliz uykulu olduğum ikinci gün akşama doğru odama geldi. Bana sen hasta mısın? Bu kadar uyumazdın. Uyku hapı falan mı alıyorsun yoksa uyandıkça dedi. Ben de durumu anlattım. Tamam dedi ve tekrar gitti. Bir iki saat sonra tekrar geldi. Figen kalk Mustafa aradı. Babası hocanın yanındaymış. Sana ulaşamıyorlarmış. Seninle konuşması lazımmış. Telefona cevap verecekmişsin dedi. Baktım telefona. 11 cevapsız arama vardı. Önce Mustafa'yı aradım. Neredesin sen dedi. Durumu anlattım. Babamı ara, hocanın yanındaymış. Hoca seninle konuşacakmış dedi. Aradım Ahmet amcayı. Hocayı verdi telefona. Hoca bana, uyku hali var mı üzerinde iki gündür dedi. Evet dedim. Gördüğün cinler bir dişi bir erkek. Erkek gördüğün esmer uzun boylu, dişi gördüğün de çocuk görünümlü sarı saçlı. Doğru mu dedi. Evet dedim. Geçmiş olsun kızım Bitti inşallah dedi. Ne olmuş hocam dedim. Gördüğün erkek cin sana aşık. Gördüğün dişi cin de sana aşık olan erkeğe aşık. O yüzden seni öldürmek istiyor. Sana bir muske gönderiyorum. Özellikle banyodayken üstünden çıkarma dedi. Muskayı taktım. Rahatlamıştım. Bir iki ay her şey güzeldi. Bu musallat durumlarından dolayı erkek arkadaşım benden ayrılmıştı. Hayatıma yeni biri girmişti. Onunla bir iki hafta vakit geçirdik, ama hastalık boyutunda kıskançtı. Çok fazla dayanamadım. Bu esnada Ankara'ya ailemin yanına gitmiştim. Onu onu arayıp olmayacak bitsin dedim. Aradan 5 dakika geçmeden babamın telefonu çaldı. Baktım onun numarası. Neyse ki telefon yanımdaydı. Hemen alıp dışarı çıktım. Telefonumu sana güvenip yanında bıraktım. Babamın numarasını mı aldın benden şerefsiz dedim. Bana babana senin ne mal olduğunu, insanlarla zora geldiğinde hemen ayrıldığını, erkeklerle vakit geçirdiğini söyleyeceğim. Kızına sahip çıksın dedi. Ne diyorsun lan sen? Ne namussuzluğumu gördün? Duyan da erkeklerle yatıp kalkıyor diyecek dedim. Senden beklenir, yapmayacağın şey değil falan dedi bana. Baktım manyağın vazgeçeceği yok, o sıra vakit kısıtlıydı. Polise falan gidemezdim. Korkudan mecbur geri barışmak zorunda kaldım ne zaman ayrılmaya kalksam babamı aramaya kalkıyordu. Bir iki ay sonra Yeliz'le ikimizin yaşadığı eve gelmişti. Bir ay sonra Yeliz'le ikimizin yaşadığı eve gelmişti. Sürekli simsiyah uzun bir şey gördüğünü söylüyordu. Bunu öldürmek istiyormuş. O Batman'da yaşıyordu. O kadar manyaktı ki beni bırakın ev arkadaşlarıma da karışıyordu artık. Arkadaşlarımla darım bozdu. Bana tek başıma yaşamamı söyledi. Yeliz dayanamayıp yanımdan gitmişti. Onun yanında çok mutluydum. Belki de tek samimiyetine güvendiğim arkadaşım o olmuştu. Her neyse. Ben de farklı bir eve çıktım. Artık etraftan soyutlanmıştım. Zaten o musallat olayından sonra zor toparlanmıştım. Kibir de o adi çocuk girdi hayatıma. Yeniden mahvetti hayatımı. Yalnız yaşamaya başlayalı henüz bir hafta olmuştu. Bir yandan arkadaşlarım yoktu, bunalıyordum. Okulumun beşinci senesindeydim. Finaller yaklaşıyordu. Dersleri çalışsam da geçemiyordum. Yeliz'den kopmak beni çok yıpratmıştı. Ve hayatımdaki insanla sevmeyerek bir ilişki yürütüyordum. Aklıma Rabia geldi. Onu aradım. Ertesi gün yurttan çıkıp bana gelecekti kalmaya. Biraz oh çektim. Rabia'yı da çok severdim. Bir namaz kılıp rahatlayayım dedim yatsıya kılıp yattım. Rüyamda bu kez yine korkunç bir kadın gördüm. Yatağımın başına geldi. Saçlarımdan tutup kafamı kendisine çevirdi ve Figen o üzerindeki muskayla bizden kurtulduğunu mu sandın? Sana bu dünyada cehennem hayatı yaşatacağız. Dedi ve kafamı bastırdı yastığa. Uyandım hemen. Saç diplerim acıyordu. Sanki gerçekten çekilmiş gibi saçıma dokunduğumda birkaç tel koptu geldi sanırım gerçekten saçım çekilmişti. Ertesi gün Rabia geldi. Olanları anlattım. O sıra ruh hastası erkek arkadaşımdan ayrılmak için çabalıyordum. Onun babamı arayacağı korkusu yüzünden başımdaki musallatlarla uğraşmayı bir kenara bırakıp unutmuştuk. Tehdit ediyordu beni sürekli. Korkuyordum. Rabia'ya durumu anlattım. Korkma dedi ve yurttan odasındaki kızları da çağırdı. Evde beş kişi kalıyorduk artık. Kızlar ikinci geceden sonra toplanıp bana dediler ki Figen gece sen yattıktan sonra koridordan koşma sesleri geliyor. Bu sesler sen lavaboya kalkacağın zaman geliyor. Bir iki gecedir dikkat ettik. Biliyorsun biz genelde sabaha kadar uyumuyoruz. Sen gecede iki üç defa lavaboya kalkıyorsun. Ve sen ne zaman kalkacak olsan koridordan o koşma sesleri geliyor. Sen hiç hocaya göründün mü falan dediler.'' Rabia ile o durumdan bahsettik. Bir yandan yine o manyak erkek arkadaşımla uğraşıyorduk. Artık canıma tak etti. Polise gittik ve durumu anlattık. Bir hafta içinde ona bildiri kağıdı gitmişti. Ve hapse bile girebilirdi. Ondan öylece kurtulduk. Hikayenin sonuna geldik. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Mobil uygulamamızı hala indirmediyseniz açıklamadaki linkten indirebilirsiniz. Sonraki hikayelerde görüşmek üzere, hoşçakalın.